burada A'yı bulalım. A eşittir. Paydalarını eşitlediğimiz zaman 7-6 bölü 6 çarpı 7 yani 42. Dolayısıyla A eşittir. 1 bölü 42 olacaktır. Şimdi buradaki işleme baktığımız zaman paydalarını eşitlersek 15 çarpı 6 eksi 7 çarpı 7 bölü 42. 6 çarpı 7. 42 bölü ne yapar? 7 eksi 6 bölü 42 yapar. Buradan da 42'ler gitti. 15 çarpı 6 ne yapar? 90 yapar. 90 eksi 49 bölü 1. Dolayısıyla da bu da 41 yapacaktır. Şimdi burada a'yı 1 bölü 42 olarak bulduk. Dolayısıyla da 1 bölü a'da ne yapacaktır? 42 yapacaktır. Bizim aradığımız 41 olduğuna göre demek ki 1 bölü a'dan 1 bölü a'dan 1 çıkarınca 42 eksi 1, 41 eşit olacaktır. Cevabımız şıkkı olur. A kümesi verilmiş. A kümesinin tek sayılarının tamamını içinde bulunduran alt küme sayısı 128. Şimdi A tane tek sayı olsun A kümesinde. A tane tek sayı olsun. E, bu da 2 üzeri A eşittir 128 demektir. Yani demek ki A'nın değeri 7 olacak. Bu da 7 tane tek sayı var anlamına e, geliyor. E, 7 tane tek sayı var. A tek sayı değil. A tane, A tane tek sayı. Şimdi buradan 7 tane tek sayı olacaksa A kümesini şöyle yazdığımız zaman neler olur? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ve 13 dediğimiz zaman Kümemizde 7 tane tek sayı olacaktır. Peki bize A kümesi en fazla kaç elemanlıdır diye soruyor. Şimdi burada belki 14'ü de yazabiliriz ona bakmamız gerekiyor ama 15'i yazamayız kümemizin içerisine. Neden? Çünkü eğer 15'i yazarsak o zaman 7 değil 8 tane tek sayı olacaktır. Peki 14 yani cevabımız 13 mü 14 mü? Bunu da şöyle bulabiliriz. Ne diyor burada? Bütün asal sayıları bulunduran alt küme sayısı 256. Şimdi asallara baktığımız zaman şöyle çizelim asallar. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane asalımız var. Şimdi bunları bulunduran dediğine göre bunların dışında 256 olduğuna göre yani şöyle diyelim 2, 3, 5, 7, 11 ve 13'ü aldıktan sonra 8 tane daha 8 tane daha eleman olmalı ki bunların tamamını bulunduran 256 olduğuna göre 2 256 yapacaktır. Şimdi bunların peki asalların dışında kaç tane var? Baktığımız zaman 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 oldu. Dolayısıyla da 14'ü de alacağız burada. 14'ü de alınca 8 yapacak. Dolayısıyla en fazla eleman sayımız 14 olur. Cevabımız C şıkkıdır. Burada iki şekilde işlem tanımlanmış. Şimdi bu tanımların işlemleri uyguladığımız zaman e, buradaki A ile 1 ne yapacak? A artı 1 yapacak. Şurada A artı 1 yazacak. İkinciye benzediği için. Şimdi de e, ne olacak? Birinciye benzediği için A çarpı A artı 1 olarak almış olacağız. Peki e, şu yukarıda A artı 3 olacak. A artı 3 olacak artı 3 çarpı 2 olacak. Ee, burada da eşit dediğimiz zaman A kare artı A eşittir. 2A artı 6 olacaktır. Yani A kare eksi A, e, a eksi 6 eşittir. 0 olacaktır. A'nın değerler toplamı dediğine göre bu denklemin kök toplamını bulmuş olacağız. Kök toplamda ne yapar? E, eksi B bölü A yani 1 yapar. Cevabımız C şıkkıdır. fx fonksiyonu birebir fonksiyon. Şimdi burada önce e, birebir fonksiyon nasıl olur bunu çizmiş olalım önce. Şöyle eksenlerimizi de üzerinde mesela artan bir fonksiyon. Şöyle bir fonksiyon bu birebir fonksiyon olacaktır. Veyahut da azalan bir fonksiyon. Mesela şöyle bir fonksiyon bu da birebir fonksiyon olacaktır. Ama eğer ki şöyle bir fonksiyon çizecek olursak bu fonksiyon üçüncü dereceden dikkat edelim. Bu fonksiyon birebir olmayacaktır. Neden? Çünkü bu fonksiyonda iki tane ekstremum noktası var. İki tane ekstremum noktası olunca ne olur? Mesela ee, şöyle çizdiğimiz zaman çizgimizi, mesela şimdi şöyle çizdik. Ee, burası mesela e, iki noktası olsun, şurası iki noktası olsun. 1, 2, 3 yerde 3 tane x değeri ikiye gider. Dolayısıyla birebir olmaz. O zaman e, burada neyi görüyoruz? Demek ki f fonksiyonunun tepe nokta, ekstremum noktalarının bulunmaması gerekiyor. Peki ekstremum noktalarının bulunmaması ne demektir? O zaman demek ki artan veya azalan olmamalı. Yani şöyle diyelim artan azalan noktalar olmamalı. Ya artmalı ya azalan, azalan olmalı. Buradaki mesela siyahla çizdiğimiz fonksiyona baktığımız zaman artmış azalmış artmış şeklinde. Ama diğerlerine baktığımız zaman yeşil ve maviye. Bir tanesi artmış diğeri de azalmış. Dolayısıyla ya artan ya da azalan olmalı ki fonksiyonumuz birebir fonksiyon olmalı. Buradan şunu da çıkarmış olduk. Birebir fonksiyon daima daima artan veyahut da daima azalan fonksiyon olacaktır. Bu da neyle buluyorduk? Birinci türevini alarak. Önce f'in birinci türevini aldığımız zaman 3x kare artı 12x artı m yapar. Şimdi e, burada kökünün olmaması veyahut da e, çift katlı kökünün olması gerekiyor ki tepe noktası oluşmasın. Dolayısıyla da diskriminantı küçük eşittir 0 olmalı. E, bunu şöyle de izah edelim. Şurada tekrardan e, çizerek şöyle mesela e, iki tane kökü olan çizdiğimiz zaman mesela x1 ve x2 çizdiğimiz zaman artı eksi artı olacak. Dolayısıyla da artan azalan artan olacak ve iki tane ekstremum nokta oluşacak. Bu e, şuradaki grafik gibi oluyor. O zaman nasıl yapmış olacağız? Çizdiğimiz grafikte şöyle olmalı: bir tane kök olmalı, bu da veya olmamalı, çift katlı olmalı. Mesela şurası x1 olsun, ya daima artan, ya da daima azalan. Bu da buradaki yeşil ve mavi gibi olacaktır. Neden? Çünkü daima artan ise artan artan olacak. Tepe noktası oluşmayacak veya da azalan azalan olacak. Yine tepe noktası oluşmayacak. Bu da diskriminantın, türevinin diskriminantının küçük eşittir sıfır olması demektir. Şimdi buradan e, aldığımız zaman diskriminantı 144 eksi 3 çarpı 4 çarpı m küçük eşittir sıfır olacak. Yani m büyük eşittir buradan 12 olacak demektir. m'nin en küçük değeri de buradan demek ki 12 olur. Cevabımız B şıkkıdır. Verilenlere göre e, PA artı PD'nin en küçük değeri için X bizden isteniyor. Şimdi burada e, PA değeri PA değeri ne yapacaktır? E, şurası X burası 2 olduğuna göre kök içerisinde X kare artı 4 olacaktır. Peki PD değeri de şurası 8 eksi x olduğuna göre karekök içerisinde 5'in karesi yani 25 artı 8 eksi x'in parantez karesi şeklinde olacaktır. Peki e, bunu da açtığımız zaman ne yapar buradan? E, x kare eksi 16 x artı 64 artı 25 yani artı 89 şeklinde olacak. Şimdi bunların ikisinin toplamının yani kök x kare artı 4'ün 4 artı Kök x kare eksi 16 x artı 89'un en küçük değerini bizden istiyor. Biz buna e, k diyelim bu değere. En küçük değeri nedir? Birinci türevini sıfır yapan değerdir. Dolayısıyla da önce burada türevlerini aldığımız zaman ne yapar? İçinin türevi bölü 2 kare kök x kare artı 4 e, artı. içinin türevi 2 x eksi 16 bölü e, kök içerisinde 2 çarpı tabii ki var x kare eksi 16 x artı 89 şeklinde olacak. Şimdi buradan şöyle öncekileri sadeleştirelim. Buradakileri sadeleştirdiğimiz zaman şöyle sadeleştirirsek e, ne yapar? x eksi 8 kalır. x eksi 8. Tabii ki bu ifade eşittir 0 olacaktı. Biz eşitliği şöyle alalım şu araya alalım. O zaman ne yapmış olacağız? Karşı tarafa geçirmiş olacağız. Dolayısıyla da eksi x artı 8 şeklinde olacak. Kareleri alacağız zaten fark etmeyecek. Eksi x artı 8. Peki buradan karesini aldığımız zaman x kare bölü kökü kaldırdık. x kare artı 4 eşittir. E, 8 eksi x bölü 8 eksi x'in karesi alalım. 8 eksi x'in karesini alalım. Direkt yazalım. E, 64 eksi 16 x artı x kare. Bölü burada da x kare eksi 16 x artı 89 yapacak. Şimdi tek tek çarpalım x kare ile e, paydayı çarptığımız zaman x üzeri 4 eksi 16 x küp artı 89 x kare eşittir x kare ile çarptığımız zaman e, 64 x kare eksi 16 x küp artı x üzeri 4 artı e, 256 4 çarpı 64. Eksi 64x artı 4x kare şeklinde olacak. Şimdi sadeleştirmelerimizi yapalım. X üzeri 4'ler gitti. Eksi 16x küpler de gitti. Burada 89x kare var. Karşı tarafa baktığımız zaman e, ne var burada? 68x kare var. Aldığımız zaman 21x kare yapacak. Peki karşı taraftan başka ne geliyor? Eksi 64 e, artı 64x olarak gelecek. 64x olarak. Bir de 256 var. O da eksi 256 olarak gelecek. Eşittir 0. Şimdi buradan da şöyle yazabiliriz. 7x'e 3x eksi 16'ya artı 16 dediğimiz zaman sağlayacaktır. Dolayısıyla da buradan x'in değeri 16 bölü 7 olur. Tabi negatif olmayacağı için uzunluk cevabımız buradan A olur. Burada verilen denklemde önce açtığımız zaman A çarpı B artı A çarpı C eşittir. C çarpı A artı C çarpı B şeklinde olacaktır. Buradan A C'ler gidince A B eşittir C B olur. B'ler de sadeleştirince A eşittir C yapacaktır. Şimdi A C eşit olduğuna göre burada ne olur? 2 A eşittir. 16 yani A eşittir 8 dolayısıyla bu da C'ye eşit olacaktır. Peki C yerine 8 yazdığımız zaman ne yapar şurası? 32 eksi B eşittir 36 olur. Dolayısıyla B'nin değeri eksi 4'tür. Cevabımız D şıkkıdır. F fonksiyonunun ikinci türevi birinci dereceden olduğuna göre birinci türevi ikinci dereceden ve kendisi de üçüncü dereceden olacaktır. Dolayısıyla da fx'i şöyle yazabiliriz. fx eşittir ax küp artı bx kare artı cx artı d şeklinde olacaktır. Önce birinci türevini alalım. f'in türevi x eşittir. E, 3ax kare artı 2bx artı c olur. İkinci türevini de aldığımız zaman 6ax artı 2B olacaktır. E, i̇kinci türevi neye eşitmiş? 6X artı 4'e. Yani buradan A'nın değeri 1, B'nin değeri 2 yapacak demektir. Şimdi A'nın ve B'nin yerine 1 ve e, 2'yi yazalım. Şöyle 1, 2, 1, 2 yazdık. Şimdi F'in birinci türevinde 3 yazdığımız zaman 42'ye eşit olacak. F'in birinci türevi 3 eşittir. A yerine 1 yazdık. 3 çarpı 9 yani 27 artı 4 çarpı 3, 12 artı C eşittir. 42 olacak. Dolayısıyla buradan C'nin değeri, e, burası 39 yaptığına göre 3 yapmış olacak. Şimdi bir e, de F1'i bize 8 olarak vermiş. F fonksiyonunda, şimdi C'nin yerine de 3 yazarak 1 yazalım. F1 eşittir. Ne yapar? E, A artı, e, 1 artı yani. E, 1 artı 2 artı, 3 artı D eşittir 8. E, C'nin değeri 3'tü. Evet, 3. Artı d eşittir 8 yapacaktır. Buradan da d'nin değeri ne yapar? 2 yapar. Yani fx fonksiyonunun son haliyle yazalım şöyle. x küp artı 2x kare artı 3x artı 2 şeklinde olacaktır. Şimdi bizden f2 soruyor. f2 eşittir. 8 artı 8 artı 6 artı 2 yapar. Yani 24 yapar cevabımız c şıklıdır. Verilen limitte x yerine 2 yazdığımız zaman ne yapar? 8 eksi 2a eksi 8 artı 2a bölü 8 artı b yapar. Eşittir 3 dediğimiz zaman burada ne yapacaktır? payı sıfır yapacaktır. Demek ki payı sıfır yaptığına göre ifademizin sonucun 3 olması için burada bir sadeleştirme gerçekleşebilmeli. Yani paydası da demek ki sıfır olacak. Sıfır bölü sıfır belirsizli olacak demektir. Şimdi burada x yerine 2 yazdığımız zaman ne yapar? 8 artı b yapar. Dolayısıyla bunun sıfır olması yani b'nin de eksi 8 olması gerekir ki bu limit işlemini tamamlayabilirim. Şimdi burada limit işlemi de paydamız ne? Paydamızı şöyle yazalım. Paydamız e, 4x eksi 8 yani 4 parantezinde x eksi 2. Şimdi sadeleştirme olması ne anlama geliyor? Demek ki payında da mutlaka x eksi 2 gibi bir kök olmalı. Yazalım şöyle 2x kare ve artı 2 a'yı. Aradakileri yazmaya gerek yok. Şimdi kökünün biri mutlaka x'e eksi 2 şeklinde olacak ki sadeleşsin. O zaman diğeri de ne olur? 2x kare elde etmek için 2x'e eksi a olmak zorunda. Yani bu ifadenin payı şöyle olacak. Yazalım limit x 2'ye giderken x 2 çarpı 2 x eksi a bölü bölü x eksi 2 çarpı 4 eşittir 3 şeklinde olacak demektir. Buradan x eksi 2'leri sadeleştirir. X'in yerine de 2 yazarsak 4 eksi a bölü 4 eşittir 3 yani a eşittir eksi 8 olacaktır. B de eksi 8 idi. Dolayısıyla da a artı b eksi 8 eksi -8, 8 yani eksi 16 olur. Cevabımız e şıkkıdır. Verilen bilgiyle yaralanma süresi ve e, buradaki bozulma sabiti olarak lambda tanımlanmış ve süre eşittir. Ln 2 bölü lambda olarak belirlenmiş. Buna göre yaralanma süresi 9 yıl olduğuna göre bozulma sabitinin yaklaşık değerini istiyor. Ln 2'yi de bize vermiş burada. Şimdi e, 9 eşittir ne olacak? Ln 2 yani 0 virgül. 693 bölü buradan lambda şeklinde gerçekleşecek. Buradan da ne olur? Lambda eşittir 0,693 bölü 9 olacaktır. Şimdi buradan önce biz ne yapalım? 693'ü 9'a bölerim. Ne yapar? 7 kere 63, 6, 3, 7 kere yine. 63, 0, 0 yapacaktır. Şimdi burada e, ne yapacağız? 1, 2, 3 tane virgül kaydıracağız. Dolayısıyla da e, buradan da ne yapacaktır? 0, 0, 77 olacaktır. 1, 2, 3 virgül kaydırınca cevabımız şıkkıdır. burada verilen eşitsizliğin çözüm kümesi eksi 2 ile 5 arasındaki tam sayılar tam sayılar olarak buna göre verilen mutlak değerli ifadeyi şöyle yazabiliriz eksi 4 küçüktür x eksi a küçüktür 4 olarak yazabiliriz şimdi her tarafa a eklersek a eksi 4 küçüktür x küçüktür a artı 4 yapacaktır. Peki e, burada çözüm kümesinin eksi 2'den başlaması için ne olmalı? a eksi 4 küçük eksi 2 olmalı ki biz eksi 2'yi al alabilelim. Diğer taraftan da a artı 4'ün de büyüktür 5 olması lazım ki 5'i alabilelim. Yani a eksi 4 küçük eksi 2 a küçük 2 olur. a artı 4 büyüktür 5 a büyüktür 1 olur. Dolayısıyla da a nedir? 1 ile 2 arasında olacaktır. Şimdi burada A2'den küçüktür doğru. A1'den büyüktür bu da doğru. A B burada küçüktür. X ola, e, x küçüktür A olamaz diyor. Şimdi burada A'ya biz 3 bölü 2 değerini verebilir miyiz? Verebiliriz. X küçük 3 bölü 2 olabiliyor mu? Olabiliyor. Burada mesela e, hatta 4 tane değer olabiliyor. Dolayısıyla bu yanlış olacaktır. 1-2 doğrudur. Cevabımız C şıkkı olur. burada f'in türevi x'i de verdiği için şöyle yazabiliriz. Eksi 2'den 3'e kadar 4 çarpı x artı 1'in küpü dx olarak yazabiliriz. E, i̇şlem kolaylığı açısından x artı 1'e u dersek buradan dx eşittir du olacaktır. 4'ü de dışarı aldığımız zaman e, ifademiz şöyle olacaktır. Eksi 2'den 3'e kadar 4 çarpı tabii ki var. E, u küp de u şeklinde olacaktır. Bu da 4 çarpı u üzeri 4 bölü 4 e, eksi 2'den 3'e kadar demektir. Yani u üzeri 4. Peki o da nedir? x artı 1 üzeri 4 e, eksi 2'den 3'e kadar olacaktır. Bu da ne yapar? 4 üzeri 4 e, eksi e, eksi 1 üzeri 4 yapar. E şimdi 4 üzeri 4 256 olur. 256 eksi 1 de ne yapacaktır? 255 yapacaktır. Cevabımız A şıkkı olur. Şimdi burada önce F ve G'ye teğet olan doğru verilmiş ve 3 ve eksi 1'de doğru teğet olarak verilmiş. Bu ne demektir? Demek ki F'in türevi 3 teğetin eğimine eşit olacak. Aynı şekilde G'nin türevi eksi 1 de teğetin eğimine eşit olacak demektir. O zaman önce F'in türevi x'i bulalım. Ne yapar buradan? Eksi 2x artı 2A yapar. G'nin türevi x'te 2X artı A yapar. Şimdi F'in türevinde 3 yazdığımız zaman eksi 6 artı 2A eşittir. G'nin türevinde eksi 1 yazdığımız zaman eksi 2 artı A yapacaktır. Yani buradan A'nın değeri ne yapar? 4 yapar. Şimdi A'nın de de değeri 4. Dolayısıyla da buradan ne yapacaktır? Yazdığımız zaman bu değeri A yerine de 4 değerini yazdığımız zaman herhangi birinde e, bulabiliriz e, şurası şöyle diyelim f'in türevi 3 Burası da g'nin türevi eksi -1 e, Dolayısıyla da Dolayısıyla da e, buradan f'in türevi 3a yerine 4 yazdığımız zaman 2 yapar aynı şey g'nin türevi eksi -1 de geçerli olacaktır şimdi bu ne demektir teğetin eğimi 2 3 değil 2 Peki şimdi buradaki e, fonksiyonda verilen e, f fonksiyonundaki 3 noktasını yazarsak e, F3 burada ne yapacaktı şurası F3 yapacaktır. Buradan F3 eşittir. X yerine 3 yazdığımız zaman 9 artı A yerine de 4 yazdık. 24 artı B yapar. Yani demek ki bu noktanın ordinatı 15 artı B yapacak. Aynı şekilde G'de de eksi 1 yazdığımız zaman G eksi 1 de nedir? 2 eksi a 2 e, e, bir, eksi 1 bir yazdık 1 e, eksi e, a yani 4 eksi b yani eksi 3 eksi b yapacak demek ki şu noktada ne yapmış olacak eksi 3 e, eksi b yapacak şimdi buradan buradan bir dik üçgen oluşturduğumuz zaman şöyle bir dik üçgen doğruyla beraber oluşturduğumuz zaman şuraya alfa açısı dersek buradan tanjant alfadan bulabiliriz. Şimdi şu uzunluk 4 birim. Peki şu uzunluk nedir? 15 artı b eksi eksi 3 eksi b yani 18 artı 2 b olacaktır bu uzunluk. Dolayısıyla da teğetin eğimi buradan 18 artı 2 b bölü 4'tür tanjantından. Bu da neye eşitti? 2'ye eşittir. Dolayısıyla buradan 18 artı 2b eşittir 8, b eşittir eksi 5 olacaktır. A'yı da 4 bulmuştuk. Dolayısıyla a eksi b de 4 eksi eksi 5 yani 4 artı 5 bu da 9 yapacaktır. Cevabımız c şıkkı olur. Verilen buradaki f fonksiyonunun tek bir fonksiyon olduğu belirtilmiş. Burası önemli ve g fonksiyonunu da f'e bağlı olarak vermiş ve bizden g'nin türevi eksi 2'yi soruyor. Önce g'nin türevi x'e alalım. Ne yapacaktır? E, f'in türevi x, f'in türevi x çarpı 3x artı 1 e, artı 3 çarpı f x şeklinde olacaktır. Birinci çarpı, birincinin türev çarpı ikinci, ikincinin türev çarpı birinci şeklinde yazmış olduk. Şimdi buradan g'nin türevi eksi 2 ne yapacak? f'in türevi eksi 2 çarpı eksi 5 e, artı 3 çarpı f eksi 2 olacak. Ne demiştik başta? f fonksiyonu tek. Bu ne demektir? f fonksiyonu şöyle bir fonksiyon olacak. Mesela 3 mesela şöyle yazalım. Katsayısız yazalım, x küp artı x gibi bir fonksiyon olacak. Peki tek fonksiyonlarda neydi? F x eşittir eksi f eksi x idi. Peki bunun türevi ne yapar? F'in türevi x'te 3x kare artı 1 yapar. Yani çift fonksiyon yapar. Peki çift fonksiyonlarda neydi? Çift fonksiyonlarda da f'in türevi x burada mesela e, f eksi f'in türevi eksi x'e eşit olacak demektir. Dolayısıyla da, dolayısıyla da buradan şunu diyebiliriz: f2'yi bize 4 verdiğine göre, f2'yi 4 verdiğine göre, şöyle eşittir 4 dediğine göre, burada ne yapacaktır? f, f eksi 2'de eksi 4 yapacaktır. Eksi yerine yani, eksi 2 yazdığımız zaman, o zaman ne olacak? Şurası demek ki eksi 4 olacak. E, f'in türevi 2'de F'in türevi 2'de e, neye eşit olacak? F'in türevi eksi 2'ye. Yani o da 1 olarak verilmiş. Dolayısıyla da şurası da 1 yapacak demektir. E, buradan da ne olur? G'nin türevi eksi 2 eşittir. Eksi 5 eksi 12 yani eksi 17 olur. Cevabımız E şıkkıdır. Burada verilenlere göre B eşittir C, A eşittir 5 bölü 4 C olarak verilmiş. Şimdi biz C'ye 4K dediğimiz zaman ne olacaktır? Şöyle yazalım. A eşittir 5K yapacak. B de C'ye eşit olduğu için B de 4K ve C de 4K yapmış olacak. Şimdi burada önce sıfırdan sıfırdan 2'ye kadar x kare dx'i alalım. Ne yapacaktır? x küp bölü 3, yani 8 bölü 3 yapacaktır. Bu da neye eşit? 0'dan 2'ye kadar alanımız c'ye eşit. Demek ki c ne yapacak buradan? 8 bölü 3. O zaman 4k eşittir 8 bölü 3, yani k eşittir 2 bölü 3 yapmış olacak. Bunu önce belirlemiş olalım ki 0'dan 4'e e kadar e, x kareye bakalım 0'dan 4'e kadar x kare dx de, de x küp bölü 3 yine 0'dan 4'e kadar bu da ne yapacak 64 bölü 3 yapacak peki bu da ne demektir 0'dan 4'e kadar olması demek şu alan yeşil doğrunun altındaki alan demektir yani şuraya k k dedik diyemeyiz şuraya d diyelim biz ne olacaktır b artı c artı d olacaktır peki bu da neye eşit bu da 64 bölü 64 bölü 3'e eşit şimdi buradan B ile C belli zaten. D ne bulmuştuk C'yi? 8 bölü 3. Dolayısıyla burası 16 bölü 3 olacağından artı D eşittir. 64 bölü 3. D eşittir 48 bölü 3 yani 16 yapacak. Demek ki şu alan D alanı 16 yapmış olacak. Şimdi bizden ne istiyordu buradan? 0'dan 4'e kadar fx. fx'in altındaki alanı bizden istiyor. Peki fx'in altındaki alana baktığımız zaman nedir bu alan? A ile C'nin toplamı artı 16'dır yani A artı C artı 16'dır peki A artı C'de ne yapar 9K yapar 9K artı 16 K 2 bölü 3 bulmuştuk bu da 9 çarpı 2 bölü 3 artı 16 yani A 6 artı 16 bu da 22 demektir cevabımız B şıkkı olur. Buradaki 6 tane kutudan 4'ünde çeyrek altın var. Yazalım şöyle çeyrek, 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 çeyrek. İkisinde de gram var. Gram ve gram altın olarak yazalım. Şimdi müşteri 2 tane kutu seçecek. Altının ikilisi şekilde yani 15 farklı şekilde burada 2 tane kutuyu seçer. Peki daha sonra altınları yerine koyduğu zaman ilk durumun korunma olasılığını sorduğuna göre. Şöyle korunur. Şöyle önce 4 tane çeyrekten e, ikisini bu kutulardan ikisini koyduğu e, seçtiği zaman yerine koyduğu zaman mutlaka ilk durum korunacaktır. E, yani bulunduğu kutu olarak aynı kutuya denk gelmeyebilir ama özdeş olduğundan dolayı e, en azından iki gram, çeyrek altın olduğu yerde çeyrek altın olacaktır. Veya veya iki tane gram olan kutuyu seçtiği zaman ikinin ikilisini buradan da yine yerine koyduğu zaman gram altın olacaktır bu ikisinde. Dolayısıyla da bu da ne yapar? 4'ün ikilisi artı 2'nin ikilisi yani 6 artı 1 bu da 7 yapacaktır. Bir de şöyle bir durum var. 4 tane çeyrekten birini 2 tane gramdan birini seçtiği zaman bunu 8 şekilde seçer. 1 bölü 2 olasılıkla ne olacaktır? Bunlar ilk durumunu koruyacaktır. Yani şöyle çeyrek ve gram olarak düşünelim. 1 bölü 2 olasılıkla çeyrek çeyreğe gram grama gidecek. Bu da ne yapar? 4 yapar. Buradan 7 artı 4 11 şekilde ilk durum korunur. Toplam olasılığımız da 15'tir. Dolayısıyla da 11 bölü 15 olasılıkla ilk durum korunur. Cevabımız E olur. Şimdi burada önce Eda'nın boyuna X diyelim ve Ece'nin boyuna da Y diyelim. Dolayısıyla ikisinin de boy farkı X eksi Y eşittir. Üçüncü şekilden yazıyoruz. Ya da yanında yazalım şöyle. Ee, buradan x eksi y ne yapacak? Logaritma 2 tabanında 45 yapacak. Boylarının farkı. Peki ikinci şekle baktığımız zaman ayağının altında Eda'nın e, a var ve e, burada Ece'nin yani a diyelim. Kahverengi a diyelim. E, yeşil'e de b diyelim. O zaman burada da ne var? a, a ve b var. O zaman şöyle diyebiliriz burada e, x artı a yani Eda'nın boyu e, artı a. Eksi Ecenin boyu yani y artı a artı b neye eşit? Logaritma 2 tabanında 9'a eşit. Buradan da ne olur? x eksi y eksi b yapar. Eşittir. Logaritma 2 tabanında 9 yapacaktır. Şimdi x eksi y'nin değeri belli. Logaritma 2 tabanında 45. Dolayısıyla da yer değiştirirsek logaritma 2 tabanında 45 eksi logaritma 2 tabanında 9 Eşittir b yapacaktır. Yani logaritma 2 tabanında 45 bölü 9 yani 5 yapar. Eşittir b yapacaktır. Ne yapıyorduk? Eksi olduğu zaman birbirlerine bölüyor. İdilik logaritma iki tabanında 5 yapacaktır. Peki buradan b'yi bulduk. Peki birinci şekle de baktığımız zaman birinci şekilde de ne var? Edan'ın boyu eşittir yani önce Ece'nin boyunu ya da yazalım burada. Ece'nin boyu e, y. Artı ayağının altında bir tane e, a olursa logaritma iki tabanında 50, e, 90 yapmış oluyor. 90 yapmış oluyor. Peki aynı zamanda da burada ne var? E, Edanın boyu yani x eşittir. Ecenin boyu yani y artı 2 a artı bir de b var. E, ayağının altında iki kahverengi, bir tane de yeşil olduğundan dolayı. Buradan şunu diyebiliriz x eksi y eşittir 2a artı b olacaktır. Dolayısıyla da buradan birincide ne yazmıştık x eksi y'yi logaritma 2 tabanında 45 olarak yazmıştık. Yani 2a artı b eşittir logaritma 2 tabanında 45. Şimdi b'yi bildiğimiz için buradan 2a eşittir. B'yi yerine yazıp karşıya attığımız zaman logaritma 2 tabanında 45 eksi logaritma 2 tabanında 5 olacaktır. Yani 2a eşittir. Logaritma 2 tabanında 45 bölü 5 yani 9 yapacaktır. dolayısıyla da A ne yapar burada? A eşittir. 1 bölü 2 logaritma 2 tabanında ya da şunu da şöyle yazalım daha kolay olsun. Şöyle burası ne yapacaktır? 3'ün karesi olduğu için 2 logaritma 2 tabanında 3 yapacaktır. Dolayısıyla da sadeleştirdiğimiz zaman ikileri A eşittir logaritma 2 tabanında 3 yapmış olacak. Şimdi A'yı B'yi e, bulmuş olduk. Buradan önce y'yi bulalım. E, y artı a yani logaritma 2 tabanında 3 eşittir. Logaritma 2 tabanında 90 mı? Evet. Karşı tarafa şu birinciden yazdık. Karşı tarafa attığımız zaman y eşittir logaritma 2 tabanında 90 eksi logaritma 2 tabanında 3 yani y eşittir logaritma 2 tabanında 30 mu yapar? Evet öyle yapar. Peki buradan tekrar e, şuraya dönelim. E, x eşittir y'yi karşıya attığımız zaman logaritma 2 tabanında 45 artı logaritma 2 tabanında 30 olacaktır. Yani x eşittir logaritma 2 tabanında 45 çarpı e, 30. Şöyle o da ne yapar? Çarptığımız zaman e, 3 ile 5'i çarptık 15 yaptı. Elde 1 var 12, 13, 1350 yapacak. Cevabımız değişiklik olacaktır. Önce burada px çarpı qx'e fx diyelim ve onun denklemini çıkaralım. Şimdi fx'e baktığımız zaman fx eksi 1 ve 3 verdiğimiz zaman eksi 6'ya eşit. Dolayısıyla da a çarpı x artı 1 çarpı x eksi 3 eksi 6 şeklinde olacaktır. x'e eksi 1 ve 3 verirsek eksi 6 yapar. Bir de orijinden geçtiğine göre buradan e x yerine 0 yazdığımız zaman e a çarpı 1 çarpı eksi 3 eksi 6 eşittir 0. A'nın değeri de eksi 2 yapacaktır. Yani demek ki buradan ne olmuş oldu? Px çarpı Qx eşittir. E, A yerine eksi 2 yazınca eksi 2 çarpı x artı 1 çarpı x eksi 3 eksi 6 şeklinde bir fonksiyon olacaktır. Peki e, P Qx P Px'i de oluşturabiliriz. Bu da nedir? Eksenleri kestiği nokta 4'e eksi 4 olduğuna göre eşittir şöyle 1 dersek. Buraya eksi 1 ile çarparsak. Buradan x eksi y eşittir 4 yapar. Dolayısıyla da p, p x'te ne yapmış olacak? Yer değiştirirsek y eşittir x eksi 4. Yani x eksi 4 yapmış olacak. Peki bize neyi soruyor buradan? Q x polinomunun x artı 2 ile bölümden kalan. Yani Q eksi 2'yi bize soruyor. Burada p, px polinomu x eksi 4 ise e, bu şu anlama gelir. px polinomu demek ki x eksi 2 gibidir ki e, kendisiyle bileşke aldığımız zaman x eksi 2 ile x eksi 2'yi bileşke aldığımız zaman ne olacaktır? E, x eksi 2 eksi -2, 2 yani x eksi 4 olacaktır. Yani px eşittir x eksi 2 olacaktır buradan. Peki e, q eksi 2'yi bulmak için ne yaparız? Önce eksi 2 yazarsak p eksi 2 çarpı q eksi 2. Eşittir. Eksi 2 çarpı, e, çarpı eksi 1 çarpı eksi 5 eksi 6 olur. P eksi 2'nin değeri de e, ne yapar? Burada P p eksi bulduğumuza göre e, eksi 4 yapar. Eksi 4 çarpı Q eksi 2 de e, ne yapar? Burada çarptığımız zaman e, eksi 10 eksi 16 yapacaktır. Dolayısıyla da buradan Q eksi 2'nin değeri 4 olur. Cevabımız B şıkkıdır. Verilen gx fonksiyonu e, reel sayılarda tanımlı ve sürekli bir fonksiyonmuş. Bize a'nın değeri soruluyor. Şimdi burada fx küçük 0 ve fx büyük eşittir 0 denilmiş. Şimdi fx'i yani 2x artı a'yı e, 0'dan küçük dediğimiz zaman buradan x küçüktür eksi a bölü 2 yapacaktır. Dolayısıyla da e, şurası ne yapmış olacak? x küçüktür eksi a bölü 2 olacak. Diğer tarafta şurası da ne yapacak? x büyük eşittir eksi a bölü 2 olacak. Şimdi bu fonksiyon sürekli olduğuna göre o zaman demek ki limit değerleri de sağ sol birbirlerine eşit olacaktır. Yani sağdan ve soldan limitini aldığımız zaman birbirlerine eşit olacak. Bu da şu anlama geliyor. Ee, yukarıdaki kritik noktamız ne? Eksi a bölü 2. Eksi a bölü 2 yazdığımız zamanki değer ile e, bu aşağıdaki eksi a bölü 2 yazdığımız de zamanki değer birbirlerine eşit olacak. Limitin var olması bu demektir. Peki 8 çarpı ee, eksi a bölü 2'nin karesi yani a kare bölü 4 artı a eşit olacak. Ee, 2 çarpı a çarpı eksi a bölü 2 artı 2. Buradan da e, ne yapar? 2A kare artı a e, şunları sadeleştirdik eşittir eksi a kare artı 2 yapacaktır. Yani 3a kare artı a eksi 2 eşittir 0 yapacaktır. E, buradan 3a'ya e, bize neyi soruyor, A'nın, değerini soruyor. 3a'ya a dediğimiz zaman buradan artı 1 ve eksi 2 dediğimiz zaman sağlayacaktır. Dolayısıyla da a'nın değeri ya 2 bölü 3 ya da a'nın değeri eksi 1 olur. Bir tam sayı olduğu belirtildiğine göre demek ki a'nın değeri eksi 1 olur. Cevabımız a şıkkıdır. Emre'nin gitmiş olduğu kurstaki 4 yayından ayrı ayrı denemeler var. Şimdi son denemede ilk denemeye göre netleri yükseliyor ve sıralamada da daha yukarıya çıkıyor. Buna göre kaç şekilde yapılabilir diyor. İlk deneme ve son deneme olarak alalım. Şimdi eğer ki ilk denemeyi L olarak yaparsak şimdi 88 net var ve 66. sırada netleri artmış olması gerekiyor. Dolayısıyla da ve aynı zamanda sıralaması da artmış olması gerekiyor. O zaman son deneme K olabilir. L olduğu zaman m de olabilir. Çünkü netleri bu şekliyle artmış olacak. Peki e, bu ne demektir? Aradakiler iki denemeyi iki faktöriye şekilde burada da burada da sıralayabiliriz demektir. Peki e, burada eğer ki ilk denemesi ne olursa ne olursa burada her durumda diğer bütün denemeler çünkü en kötü deneme ne hem sıralama olarak hem de net olarak dolayısıyla burada sonuncusu k olabilir bu iki faktöriyel demektir İlki ne ise sonuncusu l olabilir iki faktöriyel demektir ilki ne ise sonuncusu m de olabilir bu da iki faktöriyel şekilde olacaktır peki l ve n'yi ilk deneme yaptık peki burada k'yı ilk deneme yapabilir miyiz K'yı ilk deneme yaptığımız zaman e, K'dan yüksek bir tek M var ama M'de sıralama daha kötü. Dolayısıyla da K'dan ilk deneme e, olmaz. Peki e, M'den ilk deneme olur mu? M'yi ilk deneme yaptığımız zaman da bu sefer e, M'den daha fazla neti olduğu bir deneme yok. Dolayısıyla da başka bir deneme olamayacak demektir. Bu da ne yapar? 5 çarpı 2 faktöriyel yani 10 farklı sıralama olur cevabımız D şıkkıdır. E burada f(x) fonksiyonunun önce grafiğini çizelim. Şöyle e, önce eksenlerimizi çizelim. Şimdi x artı 3 grafiği nedir? Şu, şurası x artı 3 grafiği olacak. Şurası da x eksi 3 grafiği olsun. Şimdi buradan e, ne olur? Birinciye baktığımız zaman eksenleri kestiği noktalar. Eksi 3'e 3 olacak. Burada da eksi 3'e 3 olacak. Burası x artı 3. Burası da x eksi 3. Peki x artı 3 nerede geçerli? x'in 2'den büyük ve eşit olduğu yerlerde. Küçük olduğu yerlerde de x eksi 3 geçerli. Yani şurası kapalı olacak. Burası da açık olacak. Ve fonksiyon grafiğimiz şöyle olacak. Şu kısımlar fonksiyon grafiğimiz olacak. Buradan da aşağıya doğru olacak. Şimdi burada görüntü kümesini bize soruyor. E, f fonksiyonunda f fonksiyonunda e, burada x'e şurası 2 noktasıydı. 2 verdiğimiz zaman ne olur? Fonksiyonumuzun değeri 5 olur. Peki aşağıda verdiğimiz zaman ne yapacaktır? Eksi 1 olacaktır. Şimdi burada e, reel sayılardan bu aradaki boşluğu çıkarmamız gerekiyor. Yani kırmızı kalın kırmızıyla çizdiğimiz yer görüntü kümesi. Dolayısıyla da e, ne olacak? Eksi sonsuz reel sayılar yani bütün hepsinden. E, eksi birdeki, eksi 1 dahil olmadığı için eksi 1'deki e, aralığı çıkarmamız gerekiyor. Yani eksi 1'in kendisini çıkarmamız lazım. 5 dahil olduğu için 5'ten de açık bırakarak yazmamız gerekiyor. Bir kere daha izah edelim. Şimdi burada aralığımız dikkat edelim. Eksi 1 dahil değil. Dolayısıyla da eksi 1'i çıkarıyoruz. Dahil olmaması çıkarıyoruz anlamına gelir. 5 dahil. Dolayısıyla da 5'i de çıkarmıyoruz. Yani açık bırakıyoruz. Dolayısıyla cevabımız şıkkı olur. E buradaki boyalı bölgeyi 8 olarak vermiş. Şimdi fx'e baktığımız zaman y eksenine göre simetrik. Dolayısıyla da bu da ne demektir? E, fx eşittir. fx eşittir. ax kare artı c şeklinde olacak. Yani b'si 0 olacak demektir. Peki buradan önce f2 bize 10 olarak verilmiş. f2 eşittir. 10 olduğuna göre e, buradan ne yapacaktır? 4a 4a artı c eşittir. 10 yapacaktır. Birincisi bu. İkincisi de e, burada 0'dan 2'ye kadar. 0'dan 2'ye kadar fx yani ax Kare artı c dx eşittir. Bu da 8 olarak verilmiş. Şimdi buradan da integre ettiğimiz zaman ax küp e, bölü e, 3 artı cx sıfırdan 2'ye kadar eşittir. 8 yapacaktır. E, buradan da ne olur? 8a bölü 3 artı 2 c eşittir. 8 yapar. Yani 8a artı 6 c eşittir. 24 yapacaktır paydalarını 3 ile genişlettiğimiz zaman. E, bunu da 2'ye bölersek, şöyle yazalım. 4a artı c zaten 10. Bunu da 2'ye böldüğümüz zaman 4a artı 3c eşittir. E, ne yapacak? 12 yapacak. Birbirlerinden çıkardığımız zaman 2c 2 ve c eşittir 1 yapacak. Peki c 1 olduğuna göre c yerine 1 yazarsak, o zaman ne yapar buradan? A da 9 bölü 4 yapmış olacak. Peki şimdi bize a 9 bölü 4 olduğuna göre buradan da f'in türevini bulalım. F'in türevi x ne yapıyor? 2 a x yapıyor. Yani f'in kürevi x eşittir. 9 bölü 2 x yapmış olacak a yerine 4 bölü 9 bölü 4 yazdığımız zaman. Peki buradan da ne olur o zaman? 0'dan 2'ye kadar x çarpı 9 bölü 2 x dx olur. Bu da 9 bölü 2 x küp bölü 3 0'dan 2'ye kadar yapacaktır. Yani 9 bölü 2 çarpı 8 bölü 3 yapacaktır. Buradan da sadeleştirdik. 4 yaptı, sadeleştirdik. 3 yaptı. Demek ki 12 olacaktır cevabımız C şıkkıdır. A en pozitif terimli gerçel bir sayı dizisi ve b en de aritmetik bir dizi Şimdi buradaki a şu kısma baktığımız zaman burası bir sabit sayıdır. Peki bulalım e ne yapar bu? E k yerine 1 yazdığımız zaman logaritma 3 tabanında 2 bölü 1 olur artı logaritma 3 tabanında 3 bölü 2 artı nokta nokta logaritma 3 tabanında 27 bölü 26 şeklinde olacaktır. Bunu da şöyle logaritma 3 tabanında 2 bölü 1 çarpı 3 bölü 2 çarpı nokta nokta 27 bölü 26 olarak yazabiliriz. Buradan da şöyle sadeleştirmeleri yaptığımız zaman Logaritma 3 tabanında 27 yapar ki bu da 3'e eşittir. Yani şurası demek ki 3'tür. Dolayısıyla da a n eşittir b n artı 3 şeklinde bir dizi olacaktır. Şimdi a n aynı zamanda pozitif terimli bir diziymiş. Buna göre e, burada A, B, N aritmetik olduğuna göre A, N de aritmetik bir dizi olacaktır. Çünkü burada sabit var sadece. Mesela B'ni X artı gibi, e, X gibi düşünelim. X artı 3 gibi olacak. Dolayısıyla aritmetik olacak. E, B eksi 4 olabilir diyor. Şimdi B, B1. B1'e eksi 1 dediğimiz zaman, eksi 4 dediğimiz zaman A1 eşittir. B1 artı 3 olacağından A1 eşittir. Eksi 4 artı 3 yani eksi 1 olmalı. Peki bu mümkün mü? Değil. Çünkü a en pozitifmiş yani bu olamayacaktır. İkincisi yanlış olacaktır. Üçüncüye baktığımız zaman a'nın kesinlikle sonlu bir e, dizidir diyor. Şimdi burada b'nin e, aritmetik dizi olduğu belir belirtilmiş. Dolayısıyla da b'nin için sonlu denilmediği için kesinlikle e, demek burada yanlış olacaktır. Çünkü b'nin eğer sonluysa sonlu değilse değil olacak. Dolayısıyla da e, üçüncü de yine yanlış olacaktır. Yani burada... Yalnızca bir doğru olur cevabımız A şıkkıdır. Fg ve h fonksiyonları verilmiş. E, Fx eksi gx küçük eşittir sıfır. Fx eksi hx büyük eşittir sıfırı sağlayan aralık CE kapalı aralığı olarak verilmiş. Şimdi burada e, daha net anlayabilmek için sayı değerleri verelim. Mesela C ile E arasında. Mesela 1 bu aralıkta bir değer olsun. Şuradan bir değer alalım 1'i. Peki 1'i aldığımız zaman kırmızı fonksiyonun geldiği yeri hepsini sayısal değer vererek görelim. Şimdi mesela şurasını 1 kabul ettik. Burası 2 e, olsun. E, yeşil olanın alacağı değeri eksi 1 diyelim. Eksi 1 diyelim ve turuncu olanın da alacağı değeri eksi 5 olarak kabul edelim. Şimdi buradaki eşitsizliği sağlamaları şöyle olacaktır. E, ne olur buradan? Mesela g'ye biz 2 f'e eksi 1 dediğimiz zaman eksi 1'e haşa da eksi 5 dersek ne olur? Eksi 3 küçük sıfır olur sağlar. Diğer tarafta da 4 büyük sıfır olur ve sağlar. Demek ki o zaman buradaki verilen fonksiyonlarımız şöyle olacaktır. Bu kırmızı olan g fonksiyonu olacaktır. g fonksiyonu olacaktır. Yeşil olan H, f fonksiyonu olacaktır ve turuncu olan da G. bu da h fonksiyonu olacaktır. Şimdi buna göre aşağıda verilen eşitsizliği yani nedir bu da fx eksi gx büyük eşittir 0 ve fx fx eksi hx küçük eşittir 0'ı hangi aralık sağlar diye soruyor. Aynı metotla yine sayı değeri verelim. Şimdi AB aralığı demiş. AB'den bir değer verelim. Şöyle bir değer verelim. AB aralığından bir değer. Mesela burada en büyük değerini alır? F alır. Burayı 5 olarak kabul edelim. Peki turuncu olan yani ya da sarı olan neyse bu mesela 3 değerini alsın. Kırmızı olan da mesela o da şu aşağılara geldiğini düşünelim ve eksi 3 değerini alsın. Şimdi ne olacaktır burada baktığımız zaman yerine yazarsak ne olur buradan? Önce F e, alacağı değer yeşil olan F fonksiyonu Dikkat edelim. Alacağı değer 5 oldu. G'nin alacağı değer eksi 5 oldu. Eksi 5 oldu. E, ve H'nin alacağı değer de 3 oldu. 5 eksi şurası 3. Şimdi yukarıda sağladı. 10 e, büyüktür 0 oldu ama aşağıda 2 küçük 0 olmayacağı için sağlamayacaktır. Demek ki aradığımız aralık o zaman AB aralığı değildir. Burayı bir temizleyelim. İşlemimizi daha kolay yapabilmek adına Şöyle şuradaki sayıları şöyle bir temizleyelim. Ve e, ikinci aralığımıza burada bakmış olalım. Şimdi ikinci aralığımızda hangi aralığımız? E, i̇kinci aralığımız ABC aralığı. Yine aynı mantıkla BC aralığında bir değer almış olalım şöyle bir değer alalım bu aralıkta. Aldığımız değerin şuradaki H üzerindeki uzunluğuna ne diyelim? Buraya 5 diyelim. F'dekine 4 diyelim. G'dekine de eksi 1 diyelim. Peki şimdi sağlar mı? Şimdi baktığımız zaman burada ne aldık? H'ı 5 aldık. H'ı 5 aldık. Şurayı ya da kalınlaştırarak yazmış olalım. Şurayı H'ı 5 aldık. Peki F'ini aldık 4 aldık. G'ini aldık eksi 1. Sağlıyor mu? Şöyle evet sağlıyor. 4 eksi eksi 1 ne yapmış oldu? 5 büyüktür 0 oldu. Altta da 4 eksi 5 küçüktür 0 oldu. Dolayısıyla sağlamış oldu. C aralığımız demek ki BC aralığıdır. Burada en kolay buradaki sayı değerleriyle gitmek cevabımız B şıkkıdır. AN gerçel sayı dizisine bağlı olarak bir bağıntı verilmiş. Buna göre bizden A7 değer isteniyor. Burada önce N'ye 1 verirsek A3'ü buluruz. A3 eşittir. Ne yapar? 0 artı 1 yapar. 1'in karesi. Peki burada 1 dedik. Şimdi 7'ye ulaşmaya çalışıyoruz. 3 dediğimiz zaman A5'i buluruz. A5 eşit olacaktır. 3 dediğimiz zaman 2 çarpı. Burası nedir? a 3 olacaktır. A 3 olacaktır. artı bir de 3'ün karesi yani 9 var. Burada bir de n'ye biz 5 dediğimiz zaman a 7'yi buluruz A7 de ne yapacaktır? 5 dedik. 4 çarpı a 5 artı. 25 olacaktır. 5'in karesi. Şimdi buradan A3'ü zaten ne bulduk? A3 şuradan yazalım. A3 eşittir. 1 bulduk. A3 1 olduğuna göre A5'in değeri 11 yapacaktır. A5'in değeri 11 olduğuna göre A7'nin değeri de 44 artı 25 yani 69 olur. Cevabımız D şıkkıdır. 23 Nisan Çocuk Bayramı etkinliğinde yapılacak olan programı öğretmen şöyle tanımlıyor. Önce Konuşma yapılacak, konuşma. Daha sonra İstiklal Marşı okunacak. Ee, en sonda da şiir okunacak. En sonda da şiir okunacak. Ee, ve programda da sıralamamız şöyle: 1, 2 ve 3. Konuşma, İstiklal Marşı ve şiir olarak. Şimdi buradaki verilen önermemiz yanlış. Yani P veya Q ise R önermesi yanlış olarak verilmiş. Ee, önerme veya olduğuna göre e, demek ki P 0 olacak. Q ise e, R de yine 0 olacak. P 0. Q ise R'nin 0 olması için Q'nun bir, R'nin 0 olması gerekir. 1 e 0 şeklinde olacak. Şimdi burada önce doğru olan Q ne diyor? Bora doğru yerde durmakta. Bora nerede duruyor burada? Üçüncü sırada. Demek ki o zaman burada neyi görmüş oluyoruz? Bora Şiir okuyacak demektir. Bora şiir okuyacak. Çünkü 3 numarada şiir var. E, o zaman Bora'nın şiir okumadıklarını şöyle elemiş olalım. E, A, C ve D'yi götürmüş olduk. Peki e, P önermesinde Ayşe, Ayşe doğru yerde durmaktadır diyor. Bu yanlış. Ayşe'nin yeri yanlış. E, R'de de Ceyda doğru yerde durmaktadır diyor. Demek ki Ceyda'nın yeri de yanlış. O zaman ne olacaktır sıralamada? Ayşe 2 olacak. Ceyda da bir olacak yerleri değişik olacak. Dolayısıyla da bu da ne demektir? Ceyda ilk yani konuşmacı olacak. Ayşe de ne yapmış olacak? Marşı, İstiklal Marşını okumuş olacak. E, buna göre baktığımız zaman Ayşe marş, evet. Bora şiir ve Ceyda konuşma. Cevabımız e şıkkı olacaktır. Fx parabolünün alabileceği en büyük değer 10. Buna göre e, verilen değerlerden bizden F2 isteniyor. Şöyle yazabiliriz. En büyük değeri 10 olduğuna göre... E, parabolümüzün demek ki tepe noktası kollar aşağıya doğru olacak ve tepe noktası şöyle e, maksimum değerini 10'da alacak. Şöyle bir parabol olacak. Şurası e, 10 değeri. Şimdi buradaki verilen f(x) e, 1-x eksi eşittir fx artı 5'te x yerine önce 0 yazarsak ne olur? f1 eşittir f5 olur. E, bu da neye eşit? E, bize verilmiş f1 2 olarak verilmiş. Demek ki şurayı 1 olarak alırsak. E, bunun eşit olduğu değer aynı zamanda 5'in eşit olduğu değer olacak. O da 2 olacak. Bunun değeri 2 olacak. Peki x yerine eksi 1 verirsek o zaman f2 eşittir f4 yapar. f2 şurada eşit olacak. Şöyle işaretleyelim. F4'e. F4'e eşit olacak. Peki x yerine x yerine eksi 2 yazdığımız zaman f3 eşittir f3 yapacak. Yani bu da neyi gösteriyor? daralttık ve tepe noktasını yakaladık. Demek ki 3 tepe noktasını f3 eşittir. F3 bu anlama geliyor. Demek ki parabolümüzün tepe noktası 3'e 10 olacak. Dolayısıyla da tepe noktası bilinen parabol denklemimizi nasıl yazıyorduk? a x eksi r'nin karesi artı k şeklinde yazıyorduk. Yani fx eşittir a çarpı x eksi 3'ün karesi artı 10 yapacak. Peki e, biz buradan f1'i de bildiğimiz için buradan fx'i tamamlayabiliriz. E, f1 eşittir. a çarpı 4 artı 10 yapar. Eşittir 2. Buradan a'nın değeri eksi 2 yapacaktır. Dolayısıyla da fx e, parabolümüz eksi 2 x eksi 3'ün karesi artı 10 olacaktır. Bizden f2 istediğine göre f2 eşittir. Eksi 2 çarpı 1 artı 10 olur. Yani 8 olur. Cevabımız A şıkkıdır. L noktasının koordinatları kosinüs alfa, sinüs alfadır. Dolayısıyla dikey uzunluk sinüs alfa, o halde kosinüs alfa geniş açı olduğundan dolayı e negatiftir. Pozitif yapmak için PO uzunluğunu o zaman eksi kosinüs alfa olarak yazabiliriz. Bu durumda bu dikdörtgenin çevresi 2 sinüs alfa eksi 2 kosinüs alfadır. 2 parantezini aldığımız zaman sinüs alfa eksi kosinüs alfa bulunur. Doğru cevap D'dir. Birbirini 180'e tamamlayan açıların sinüs değerleri birbirine eşittir. Dolayısıyla sin 180 eksi beta kosinüs alfaya eşit olacaktır. Beta bir geniş açı olduğuna göre burası bir dar açıdır. O halde kosinüs alfada bir dar açı olduğuna göre birbirini 90'a tamamlayan sin ve kos değerleri birbirine eşittir. Yani alfa artı 180 eksi beta eşittir 90 derecedir. Buradan o zaman beta eksi alfa 90 derece bulunur. Kotanjant 140 birbirini 180'e tamamlayan açıların e, kotanjant değerleri zıt işaretlidir. Yani eksi kotanjant 40'a eşittir. Bu da birbirini 90'a tamamlayan açıların tan ve kot değerleri de birbirine eşit olacağı için eksi tanjant 50'dir. Alfa artı beta bir geniş açı olacağından dolayı o zaman birbirini 180'e tamamlayan açıların tanjant değerleri zıt işaretlidir. Yani tanjant alfa artı beta 130 olduğunda eksi tanjant 50'ye eşit olacaktır. Buradan alfa artı beta eşittir 130 gelir. Bunları topladığımız zaman bunlar birbirini götürür. 2 beta eşittir 220'den beta eşittir 110 bulunur. Beta yerine 110 yazdığımız zaman 110 eksi alfa eşittir 90'dan alfa eşittir 20 derecedir. Doğru cevap B'dir. C köşesinden AD'ye paralel çizelim. O halde bu uzunluk 2, bu uzunluk 5 olur. Burası 4 olur. Bu bir paralel kenar olduğu için şu karşılıklı çapraz açılar birbirine eşittir. Burası alfa. O halde burası 180 eksi alfadır. Birbirini 180'e tamamlayan açıların kosinüs değerleri zıt işaretlidir. Yani kosinüs 180 eksi alfa 3 bölü 8'e eşit olacaktır. Buradaki üçgende kosinüs teoremi yazılırsa x kare eşittir 4'ün karesi artı 5'in karesi eksi 2 çarpı 4 çarpı 5 çarpı kosinüs 180 eksi alfa olur. O halde buradan x kare 16 artı 25 eksi 8 çarpı 5 çarpı 3 bölü 8. Bunlar sadeleştirildiğinde o halde x kare 16 artı 25 eksi 15 Bunlar birbirini götürür buradan bir gelir. x kare eşittir 26'dan x eşittir kök 26 bulunur. Doğru cevap a'dır A ve b noktalar arasındaki uzaklık AB'nin karesi eşittir 12 eksi 0'ın karesi artı 2 eksi eksi 3'ün karesi şeklinde hesaplanır. Buradan AB'nin karesi eşittir 12'nin karesi artı 5'in karesinden AB'nin karesi eşittir 13'ün karesi gelir. AB uzunluğu buradan 13 bulunur. AB uzunluğu 13 olduğuna göre AD uzunluğu da 13'tür. Burası 3 olduğuna göre burası 10 olur. D noktasının koordinatları o zaman 0'a 10 olacaktır. O halde bu doğrunun bu doğrunun y'yi kestiği nokta 10 olduğuna göre y eşittir mx artı 10 şeklinde bir doğrumuz var. O halde 12'ye 2 noktasından geçtiğine göre y yerine 2, x yerine 12 yazdığımız zaman bunu sağlar. Dolayısıyla buradan karşıya attığımız zaman onu eksi 8 eşittir m çarpı 12'den 4'e bölelim. O halde eksi 2 bölü 3 gelir. Eğim eksi 2 bölü 3 olduğuna göre denklemde yerine yazarsak y eşittir eksi 2 bölü 3 x artı 10 gelir. Her tarafı 3 ile genişletelim. 3 y eşittir eksi 2 x artı 30 gelir. Buradan o zaman 2 x artı 3 y eşittir 30 denklemi bulunur. Doğru cevap e'dir. Sin 105 yerine birbirini 180'e tamamlayan açıların sinüs değerleri birbirine eşit olduğu için sin 75 yazalım ve yine sin 165 yerine de sin 15 yazalım. Sin 75 kosinüs 15 e eşittir kosinüs 15 çarpı sin 15 olur. Dolayısıyla bu ifade iki kat açı formülünden sinüs 2 çarpı 15 bölü 2'ye eşittir yani sin 30 bölü 2'dir. Sin 31 bölü 2 olduğuna göre buradan 1 bölü 4 bulunur. Doğru cevap C'dir. Ağırlık merkezinin koordinatları A'ya 3A olarak verilmiş. Bu noktanın koordinatı 0'a Y ve bu noktanın koordinatı X'e 0 olsun. O halde X'ler toplamının 3'te 1'i A'ya x eşittir buradan 3a olur. Yani şuradaki uzunluk 3a kadardır. Ve yine y'ler toplamının 3'te 1'i 3a'ya eşit olacağına göre yani ağırlık merkezinin ordinatına eşittir. Y de buradan 9a gelir. O halde şuradaki uzunluk da 9a'dır. Şimdi burada demek ki 3a'dan 12 birim daha kaydırıldığında bu nokta 3a artı 12'ye gelir. Ve burada ağırlık merkezinin bu sefer absis değeri 3A olduğuna göre x'ler toplamının 3'te 1'i yani 3A artı 12'nin 3'te 1'i 3A'ya eşittir. Buradan o zaman 9A eşittir 3A artı 12, 6A eşittir 12'den A eşittir 2 bulunur. Bize duvarın yüksekliği sorulduğuna göre yani 9A soruluyor. O halde 9 çarpı 2'den 18 bulunur. Doğru cevap C'dir. Ali, Burak ve Cihan'ın doğrusal olabilmesi için Cihan'ın buraya kadar yürümesi gerekir. Buraya C diyelim. PC o zaman iç açı ortay olacağından dolayı iç açı ortay teoremine göre 24 bölü 16 eşittir. 8 ile sadeleştirdiğimiz zaman buradan 3 bölü 2 gelir. Yani bu o zaman buradaki ayırdığı parçaların oranına eşittir. 3K'ya 2K'dır. Buradan bir tane dış açı aldığımız zaman burası 60 derece olur. Ve burada bir tane dış açı ortay teoremi yazılır. Bu dış açı ortay teoremine göre PC uzunluğuna X dersek yani cihanın yürümüş olduğu uzunluğa X dersek 24'ün 5K'ya oranı eşit olmalı x'in demek ki 2k'ya oranıdır. Buradan o zaman şu k'lar sadeleşir. İçler dışlar çarpımı yapıldığında 5x eşittir 48, x eşittir 48 bölü 5'tir. Doğru cevap E'dir. ED kirişini çizdiğimiz zaman EB ve DC kirişleri birbirine eşit olduğundan buradaki yayların Ölçüleri de birbirine eşittir. Dolayısıyla bunlar birbirine paraleldir. Paralellikten dolayı o halde alt kısımlar eşitse üst kısımlar da eşittir. Yani AB uzunluğuyla AC uzunluğu da birbirine eşittir. İkiz kenar üçgen olur. A açısıyla C açısının toplamı X açısını vereceğine göre demek ki burada iki iç açının toplamı bir dıştan burası X eksi 40 yapar. Dolayısıyla buranın toplamı C açısı x eksi 10 olduğuna göre buradaki açı da x eksi 10'a eşittir. EBC üçgeninde bu üçgenin iç açılar toplamı 180'e eşit olduğundan dolayı 2x eşittir 160 x eşittir 80 bulunur. Doğru cevap D'dir. Bütün çemberler birbirine benzer olur. Benzerlik oranı yarı çaplar oranına eşittir. Dolayısıyla BC uzunluğu 2R, AB uzunluğu 4R ise o zaman sarı yarım dairenin yarı çapı 2R'ye eşittir. Büyük yarım dairenin yarı çapı da o zaman toplam 6R olduğuna göre 3R'ye eşittir. O halde 2R'nin 3R'ye oranı benzerlik oranı 2 bölü 3'tür. Bu benzerlik oranının karesi de alanlar oranına eşittir. Dolayısıyla bunun karesini aldığımız zaman S1 bölü S1 artı S2 olacaktır. Buradan o zaman 4 bölü 9 eşittir. S1 bölü S1 artı S2'dir. İçler dışlar çarpımı yaptığımız zaman 4 S1 artı 4 S2 eşittir. 9 S1'den o halde 5 S1 eşittir 4 S2'den S1 bölü S2 4 bölü 5'e eşittir. Doğru cevap D'dir. Merkezden teğetlere yarıçap çizdiğimiz zaman bunlar dik olacaktır. Burası 90, burası 90. Buradan da bir tane dikme çizdiğimiz zaman o halde burası 12, burası 18 olur. Buradan yarıçap tekrar çizdiğimiz zaman burası 30. Bu durumda 3, 4, 5 üçgeninin demek ki 6 katı olan 18, 24, 30 üçgeni oluşur. Burası 24. Bu yarı çapta 30 olduğuna göre demek ki H uzunluğu 24 ile 30'un toplamına eşittir. Buradan 54 bulunur. Doğru cevap E'dir. OK uzunluğu 2, L noktasının apsisi 32 olduğuna göre KL uzunluğu 30'a eşittir. Çemberin merkezinden kirişe dikme indirdiğimiz zaman kirişi 2 eş parçaya böler. Dolayısıyla buralar 15 olur. Ve yine çemberin merkezinden teğet noktasına yarıçap çizdiğimiz zaman bu yarıçap dik olur. Burası R kadardır. O halde bu bir dikdörtgen olduğundan dolayı karşılıklı kenarlar birbirine eşittir. Yani şuranın uzunluğu 17 olduğuna göre yarıçap da 17'ye eşittir. Çemberin merkezinden K'ya bir tane yarıçap çizdiğimiz zaman burası da 17'dir. Dolayısıyla burada 8, 15, 17 üçgeni oluşur. Çemberin merkez koordinatları o zaman, apsisi 17, ordinatı 8'dir. Bunların toplamı 17 artı 8'den 25 bulunur. Doğru cevap E'dir. Silindirin yanal yüzeyi bir tane dikdörtgenden oluşur. Bu durumda şuradaki nokta A ise burası A üssü olsun. Burası D ise burası D üssü olsun. B ve C noktaları bu yanal yüzeyin tam orta noktalarıdır. Burası B ve C olsun. Demek ki E noktası burada bir yerde. Şimdi buradaki Yay ölçüsü 108 olduğuna göre burası o zaman 72 derecedir. 108'in 72'ye oranı buradaki aynı zamanda uzunluklar oranıdır diyebiliriz. 36'ya böldüğümüz zaman 3 bölü 2 gelir. Yani buranın uzunluğu 3K iken buranın uzunluğu 2K'dır. B'den D'ye ve A'dan E'ye doğru parçaları çizdiğimiz zaman bu durumda DC uzunluğuyla AB uzunlukları birbirine eşit olacağı için burası 5K ve AD uzunluğu yani yüksekliğe baktığımız zaman bu da 24 olduğuna göre o halde şuradan bir tane yükseklik indirirsek burası H yukarı kısmı o zaman 24 eksi H olur. Burada benzerlik yazdığımız zaman 3K'nın 5K'ya oranı 24 eksi H'ın haşa oranıdır. Dolayısıyla içler dışlar çarpımı yaptığımız zaman buradan 8H eşittir 120'den H eşittir 15 bulunur. Doğru cevap D'dir. Bunun yarı çapına R, bunun yarı çapına da büyük R diyelim. Ana doğrusuna M, bunun da ana doğrusuna N diyelim. O halde buradan R'nin M'ye oranı eşittir. 60 bölü 360'tır. Bunlar sadeleşir. M eşittir. 6R gelir. Burası 6R. Ve yine buradaki daire dilimi 90 derece olduğuna göre R'nin N'ye oranı eşittir. 90 bölü 360. Bunlar sadeleştirildiğinde buradan 4. N eşittir. 4R gelecektir. O halde burası da 4R'dir. Burada yükseklikler birbirine eşit olarak verilmiş. O halde buradaki yüksekliklerin eşitliğinden h kare eşittir. 6R'nin karesi eksi R kare eşittir yine 4R'nin karesi eksi R'nin karesidir. Buradan 36 R kare eksi R kare eşittir. 16 R kare eksi R kareye. Dolayısıyla 35 R kare eşittir 15 R kareye. Buradan R kare bölü R kare eşittir. Bunları 5 ile sadeleştirdiğimiz zaman 3 bölü 7 ve R bölü R'de kare kök aldığımız zaman kök 3 bölü kök 7 bulunur. Doğru cevap B'dir. Pozitif yönde 90 derece döndürdüğümüz zaman 3'e 2 noktası elde edilir. Bunu Y eksenine göre yansıttığımız zaman Y sabit X işaret değiştirir. Eksi 3'e 2 olur. Bunu da pozitif yönde bir birim x ekseni boyunca ötelediğimiz zaman x değerini apsis değerini 1 artırırız. Dolayısıyla eksi 2'ye 2 iki noktası elde edilir. Doğru cevap A'dır.